Merhaba. Bugün çok sevdiğim bir tarifle karşınızdayım. Çikolatalı türüf. Çikolata seviyorsanız ama gerçek çikolata yani bitter çikolata. Yani bu çok Allah şu aşk yaşayacağım. Görgüsüz gibi de böyle başladım ama gerçekten çok güzel. Hemen yapımına geçeyim. Benim bu tarifte kullandığım çikolata kendiliğinden stevia ile tatlandırılmış bir çikolata. Ama siz isterseniz %100 bitter çikolatayı kullanıp onun içine eritritol karıştırabilirsiniz. Ya da %85 bitter çikolata da yine olacaktır. Yani ona kadar katı bir ketojenik beslenme yaptığınıza göre değişir tabii. Şimdi çikolatayı eritirken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Eğer tabii ki de kullandığınız çikolata gerçek çikolataysa. Öncelikle tencerenin hepsini doldurmuyorum. Sadece az altında birazcık su var ve üstüne eriteceğim kabı koyuyorum. Yani bu kapla suyun temas etmemesi lazım. Şimdi çikolataları içine koyacağım ama şöyle bir parçasını bu parçaya ayıracağım ve hiç eritmeyeceğim. Böyle çok az bir parça kaldı erimeyen. O yüzden artık altını kapatacağım. Ve bunu hemen buradan alacağım. Şimdi bu ayırdığım parçaları içine koyacağım. Ve bunlar eriyene kadar iyice karıştıracağım. Bu, tabii ki de böyle eritmeyi sadece gerçek çikolata kullanıyorsanız yapın. Bu da bunu yapmamızın sebebi de çikolatanın yapısını bozmamak. Bozmamak için böyle yapıyoruz. Yani mesela çikolatayı eritip dondurduğunuzda tekrar oda sıcaklığına geldiğinde formunu koruyabilmesi için yaptığımız bir şey. Eğer sizinki gerçek çikolata değilse tabii ki normal direkt eritebilirsiniz yani hiç bu kadar uğraşmadan. Gerçek çikolata da içinde kakao yağı olan çikolatadır bu arada. İçinde başka yağlar varsa gerçek çikolata değildir. Tamam. Şimdi buna biraz krema ekleyeceğim. Birazcık da tereyağı. Tereyağının eriyip her tarafına karışması lazım. Görüyorsunuz içinde böyle bütün bütün. İsterseniz burada bir tadına bakın. Eğer size yeteri kadar tatlı gelmediyse biraz daha tatlandırıcı koymak isteyebilirsiniz. Şimdi bütün tereyağı eridiğine göre bunu buzdolabına koyacağım. Bir 45 dakika, 1 saat kadar bekleteceğim. Daha sonra şekil vereceğiz. Burada gerçekten hani bu süreler içerisinde bekletmekte fayda var. Bu süreyi aştığınızda çok donacağı için şekil veremez hale gelinecek. O yüzden o süreyi çok aşmamaya çalışın. Evet, şekil verecek kıvama geldi. Birazcık daha fazla bekletirseniz muhtemelen hiç şekil veremeyeceksiniz. Çok sertleşecek. Şimdi bunların bir kısmını fındıklı yapacağım. Bir kısmını kakaolu. Ki kakaolu favorim gerçekten. Çok seviyorum. Fındıklı da çok güzel tabii. Eyvah. Neyse. İşte bir kısmını da bu Hindistan cevizi unu. İsterseniz Hindistan cevizi rendesi de olur. Gayet güzel olur. Evet, artık hazırlar. Ben bunları dolapta tutuyorum. Tabii ki de içinde krema var, tereyağı var bozulmaması için. Ama yemeden önce biraz dışarı çıkarıyorum. 1 saat falan, 1-2 saat oda sıcaklığında bekletiyorum ki biraz erisin. Daha güzel oluyor öyle. Afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere.